Merhaba web tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte bayramda internetiniz olmadan oynayabileceğiniz 5 mobil oyuna bakıyoruz. Videomuza başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki tüm web tekno ekibi adına hepinizin Kurban Bayramı'nı kutlarız. Neden internet olmadan diyoruz? Çünkü bayramlarda genelde büyükler ziyaret edilir ve ev dışında oluruz. Her gittiğimiz yerde internet olmayabilir veya paketimiz bitmiş olabilir. O yüzden internet olmayan mobil oyunlar hayat kurtarır diyelim ve ilk oyunumuza başlayalım. İlk oyunumuzun ismi Mars Mars. Ama oyuna başlamadan önce tabii ki de vaat ettiğimiz gibi şöyle internetimizi kapatalım ve öyle girelim oyuna. Oyunu açıyoruz. Pomelo Games'in yaptığı bir oyun ve en baştan belirtelim, Android ve iOS cihazlarda ücretsiz. Oyunun hikayesi şu şekilde: Mars'a gönderilen ilk gönüllülerin macerası işlenmiş bu oyunda. Oynanış bakımından oldukça basit bir oyun, zaten şimdi göreceğiz. İlk başta nasıl oynandığını anlatıyor. Bu tarafa basarsak buradaki pıstı veriyor. Bu tarafa basarsak buradakini veriyor ve ikisini aynı anda basarsak da aşağı doğru yavaş yavaş iniyoruz. Amacımız bir diğer Mars üstüne, Mars'ta kurulan üste ulaşmak. İki parmağınızla çok rahat oynayabiliyorsunuz. Oyunun şurada bir benzinimiz var. Bu da bizim jetpack'imizin benzini gibi düşünebiliriz. Yani havada durma süremizi belirliyor. Yere yavaşça inmezsek eğer, şu an benim yaptığım gibi, bizim Mars'a giden gönüllümüz maalesef parçalanıyor. Oyunun grafikleri bence gayet başarılı olmuş. Yani böyle minimal grafikli oyunları ben genelde bayağı beğeniyorum. Şimdi şöyle 7. bölgeye gelebileceğiz mi? Gelemedik maalesef. Hatta oyunla ilgili şunu da söyleyebilirim sizlere. Oyunun ilerleyen bölümlerinde tipoloji de değişiyor. Mesela bir sonraki gelecek karakter muhtemelen Rus'tu. Yanlış hatırlamıyorsam Rus bir kozmonotu yönlendiriyoruz. Şöyle bir yer daha var, orayı da göstermek istiyorum sizlere. Şuraya gelirsek selfie bölgesiymiş burası. Burada bizim bir selfie'mizi çekiyor. Oyuna böyle bir şey de kıstırmışlar. Ama oraya konmamamız lazım arkadaşlar. Orada havada kalmamız lazım. Evet, gördüğünüz gibi burada bir tane böyle kamera var. Buradan çeke basıyoruz. Ve bunu dilersek sosyal ağlarda paylaşabiliyoruz. Oyun tamamen skor tabanlı, bölüm geçmeye dayalı bir oyun. Yani sonsuz koşu gibi düşünebiliriz aslında. Oldukça eğlenceli ve internetsiz olarak vakit geçirebileceğiniz keyifli bir oyun diyelim. Ve sıradaki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuz Drag Racing. Drag Racing de Android ve iOS cihazlarda ücretsiz bir oyun. Oyunu ilk defa kurdum ben bu tablette. Daha önce cep telefonunda oynuyordum. Ancak burada sıfırdan almak istedim. Şöyle çok az bir sesini kısalım. Bu oyunu da Android ve iOS cihazları üzerinden ücretsiz indirebileceğimiz tam bir zaman öldürücü. Adı üzerinde zaten oyunun isminden belli olduğu gibi direkt yarışları yapıyoruz. Oyunda şöyle bilgi vereyim. 50'nin üzerinde lisanslı aracı kullanabiliyoruz. Ayrıca sizin internetiniz varsa online modlarından da faydalanabiliyorsunuz. Tabi konumuz bu değil. İlk arabamızı al diyor. Bunu alalım. Volkswagen GTI 4 müydü 6 müydü göremedim. Nasıl oynanacağını en başta anlıyor. Buraya basarsan diyor ki gazı veriyor diyor. Çok ama vermemek lazım. Şöyle. Burada zaten yazıyor. Sonra diyor ki bu yeşil olduğu zaman, şurası yeşil olduğu zaman buradan vitesi arttır diyor. Tekrar vitesi arttırıyoruz. Gazı en başta verdiğimizde zaten otomatikman gidiyor. Evet, yeşil oldu. Şuradan da vites düşürebiliyoruz. Şimdi düşürmeyelim tabi. Üst tarafta bizimle yarışan diğer insanları görebiliyoruz. Bizim şu an bayağı gerimizde. Biz finish çizgisine oldukça yaklaştık. Gördüğünüz gibi ilk yarışı kolaylıkla kazanabildik. Oyunu internette ben biraz araştırdım. Oyuna başlamadan önce çok fazla hayranı varmış oyunun. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Zaten çok fazla indirim almış. Ve insanlar birbiriyle deli gibi kapışıyorlar. Oyunda şöyle girelim. Bir yarış daha yapalım. Ara gaz vere vere gidelim. Evet, kötü bir kalkış yaptık. Gördüğünüz gibi perfect shift'i de verdi. Tam yeşil olduğunda basarsanız vites değişimleri kusursuz olmuş oluyor. Şu an yapamadım mesela. Evet, yine birinci olduk. Bu oyunda bu şekilde arkadaşlar arabanızı geliştirebiliyorsunuz. Çeşitli modifikasyonlar yapabiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli ve yine konumuz gereği internet gerektirmeyen bir oyun diyerek 3. oyunumuza geçebiliyoruz. 3. oyunumuz sinir bozucu oyunlar kategorisinde bence yükseklere oynayabilecek bir oyun. Tap tap dash. Tap tap dash. Dik konumda oynuyoruz oyunu. Şöyle çevirelim tabletimizi. Gördüğünüz gibi Türkçe, ama Türkçe olmasının aslında çok faydası yok. Çünkü oyunda herhangi bir aksiyon yok. Tap tap dash yine Android ve iOS platformlarında ücretsiz bulunan bir oyun. Kontrolleri oldukça kolay ama oyun oldukça zor. En fena tarafı da toplamda 1000 tane bölüm varmış. Tabii bu 1000 bölümü görmek için biraz uğraşmak lazım. Burada nasıl oynandığını anlatıyor arkadaşlar. Çok kolay bir oynanışı var. Top geldiği zaman tuşa basacağız. Gördüğünüz gibi tüh diyor. Şu 1-2 bölüm geçmeye çalışalım sizlerle beraber ve ikinci level'a geldik. Bunun gibi daha 1000 tane bölüm var işte, öyle düşünün. Karakterler de gitgide değişiyor. Az önce kuştum, şimdi kedi oldum. Bakalım daha ne kılıklara sokacaklar bizi. Bir tane daha deneyeceğim.
Ama böyle olmaz bu işler. Ve geldi. 5 yapınca bırakacağım. Gerçekten ciddi refleks isteyen bir oyun. Çok da misafirlikte oynamanızı tavsiye etmiyorum. Geçemeyeceğim de kusura bakmayın, siz beni geçtim sayın. Ama geçenlerde alt tarafa yorum olarak kaçıncı bölümde olduklarını yazarlarsa sevinirim diyerek ben bir sonraki oyuna geçmek istiyorum. Bayram bayram sinirler hoplamasın boş boşuna. Bir sonraki oyunumuz Tank Hero. Tank Hero artık nasıl okunuyorsa. Tank Hero'da tıpkı öncekiler gibi iOS ve Android'de ücretsiz. Ancak iOS'te şöyle bir şey var. Oyunun light sürümü, yani belli kısımların kapalı olduğu sürümü var. Yani tamamını oynamak istiyorsanız, bütün her şeyine hakim olmak istiyorsanız 0.59 TL gibi bir ücret ödemeniz lazım. Oyunun light sürümünü indirirseniz iOS cihazınız varsa, beğenirseniz de bence verilebilecek bir para. Ki oyunda bu parayı bence hak ediyor. Hemen play diyelim. 80 üzerinde arena var kapışabileceğimiz. Yine oyun her zaman olduğu gibi en başta bir nasıl oynanacağını gösteriyor ki biz çocukluğumuzdaki Atari'de bu Tank 90 vardı. Tank 90 oyunu. Onu bildiğimiz için çok fazla zorluk çekmeyeceğiz. Şöyle ne tarafa gidersek o tarafa götürüyor. Parmağı nereye sürersek. Ya niye bana ateş ediyorsun? Şurada üst tarafta gör. Hoppa, beni daha sen burada patlatırsan olmaz. Dur bir daha. Gel vicdansız. Ben de sana atıyorum. Yönümüzü ona doğru çevirmemiz lazım ki aha da patlatabilirim. Oyunun survival modları varmış, az önce ondan bahsetti. Değişik farklı modları var. Buradan bir arena seç diyor ama diğerleri şu an fazla oynamadığımız için kilitli. Burayı seçelim ve gördüğünüz gibi modlar çıkıyor karşımıza. En üstteki moddan başlayalım. Level'lar var gördüğünüz gibi, bakalım bunları alt edebilecek miyiz? Evet, tekte aldım. Allah headshot'a koydum. Acaba more tank mı olur ya? Ben more tank'ı ciddiye aldım. Bak o vicdansızınkiler yalnız sekiyor yani. Yeah. Turu da geçtim. Oyun bu şekilde tabi ilerleyen bölümlerde çok daha fazla zorlaşıyor. Ama yine güzel yanlarından birisi, hiç internet bağlantınız olmasa bile oyunu cayır cayır oynayabiliyorsunuz diyelim. Ve artık son oyunumuza geçiş yapalım. Son oyunumuz Minigore 2 arkadaşlar. Minigore 2'yi de bildiğinizi tahmin ediyorum. Hatta muhtemelen birinci oyunu daha iyi biliyorsunuzdur, Minigore 2. Çünkü ilk oyunuyla gönülleri fethetmiş bir oyundu Minigore. İkincisi de oldukça sağlam, bilmeyenlerin indirmesinde fayda var diyelim. Android cihazlarımızda tamamen ücretsiz. Ayrıca iOS içinde 6 lira para ödememiz lazım. 5.99 yazıyordu. Biz ona 6 diyelim. Bu oyundaki olay da şu. John Gore diye bir arkadaş var. Şu gördüğünüz tipleme. Karşımıza çıkan düşmanları haklamaya çalışıyoruz. Oldukça keyifli ve kolay bir oynanışı var. Bu taraftan yönlendiriyoruz. Bu taraftan da ateş ediyoruz. Arada bir bakın, şöyle kutular düşüyor. Şimdi onlardan birini alayım. Onlardan silah, hak vesaire vesaire şeyler çıkıyor. Şu an zombiler 5 yanımı sardılar. Ey. 6 liraya değer mi? Yani çok oyun yokluğu çekiyorsanız değebilir. Aha, zombiler düştü yine. Ama şu bayram için hani öncelikle daha önce tavsiye ettiğimiz oyunlara bir şans verin. Sarmadıysa 6 lira verip gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. En azından oyun yapımcılarının bir dahaki oyunu yapmaları için de destek olmuş olursunuz bence. Ben böyle düşünüyorum. Biraz altın toplayalım. Gördüğünüz gibi level'lar artıyor ve etrafımız zombi... Oo, ben tam ortalarında kaldım yine ya. Hiç güzel olmadı. Bir de dükkan vardı şurada bir yerde. Bir de ben ona bir bakayım ya. Hala duruyor mu o dükkan? Bizde miydi acaba ya? Bilenler de bir yorum kısmına onu da yazarlarsa sevinirim millet. Bakın böyle silahlar acayip güçlü. Tekte alıyor zombileri. Oyunun biraz grafiklerini... Aha, dükkan buradaymış ya. Pardon, ben görmemişim. Oyunun birazcık da grafiklerine değinelim. Bu oyun bence birincisiyle de bayağı mobil oyun dünyasına çığır açmıştı. Yani çığır diyemeyiz aslında ama yine de güzel grafikleri bize mobil dünyada sunmayı başarmış. Sonunda silah geçebildik. Bence ikinci oyunda zaten aynı tatta devam ediyor. Bir mobil oyunda görmek istediğim grafikler bunlar benim. Gayet tatlı, şık olmuş. Zombileri de böyle tatlı göstermek her baba yiğidin harcı değil herhalde. Diyelim şöyle bir dükkana da girelim. Ya da girmeyelim yani dükkana. Şöyle durunca zaten otomatikman dükkana giriyor. Burada upgrade'ler yapabiliyoruz. Tabii ki de oyuncu satın alma var. Silahlarımızı yükseltmek istiyorsak ya hani bol bol level atlayacağız, bol bol düşman öldüreceğiz ya da parasını basacağız ve alacağız. Şu an için gerek yok. Şöyle kaldığı yerden dükkandan çıkınca da devam ediyor. Oyun sonsuz gibi gözükse de belli bir level'ı varmış. Ben yine gelememiştim oraya oynadığım vakitlerde ama gelenler varmış internette. Atlamadan şundan da bahsedeyim. Bütün oyunların indirme bağlantıları videonun açıklama kısmında bulunuyor. Oraya bakabilirsiniz. Şöyle elektrikli testereyi alarak oyuna son noktayı koyuyorum. Hadi gelin beni de yiyin bari. Hadi afiyet olsun size. Size kurban oldum. Oyunumuzu da böylece anlatmış olduk. Evet millet, bu videomuzda sizlere internetiniz olmadan oynayabileceğiniz 5 tane mobil oyunu saydık. Aklınıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Millet, yan tarafta duran videoya tıklayarak taklacı drone incelememizi izleyebilir. Onun hemen altından da kanalımıza abone olarak videolardan ilk haberdar olabilirsiniz.